büyürken ne kadar da masumsun uzun kirpik. Nasıl girdin içeri? Dışarı çık yoksa bağıracağım. Senin için geldim. Ne istiyorsun benden? Evdekiler seni çok özledi. Kimmiş o evdekiler? Ayı. Koca ayı. Hep seni düşünüyor. Ne yiyor, ne içiyor. Sen gittiğinden beri bir kere bile gülmedi. O ayının bana bir özür borcu var ama. Ben de onun için geldim zaten. Senden çok özür diliyor. Beni vekil tayin etti. Kabul ettin mi ayının özrünü? Etsem ne olacak ki? Ne istiyormuş benden daha? Seni. Keçileri seversin diye. Nereden çıktı bu? Bakayım şunun güzelliğine. Sen miydin o? Ne diyorsun Deva, kim miydi? Ay rüya görüyordum da. Ya, kabus olmasın o. Yine söyleniyordun çünkü Cemal Bey, Cemal Bey diye. Kabus görmüşümdür yani, hatırlamıyorum ne gördüğümü. Ama şuna bak. Şunun pek ablası şu tatlılığa bak. Sevdin mi ailemizin yeni üyesini? Ay çok sevdim. Yani bence bayağı tamamlandık. Çünkü zaten topluca biz bir keçileri kaçırmıştık. Keçimiz de geldi, tam oldu. Ay şunun suratına bak, İpek ablası. Tatlı vallahi ya. Ne koysa kadını? Gel bakayım. Bakayım. Heh. Gözlerin de aynı onun gibi bakıyor vallahi. Gülcemal olsun senin adın. Pes Deva ya. Vallahi helal olsun sana. Hala Gülcemal diyorsun. Hala aklın fikrin orada. Hayır, aklım fikrim orada falan değil. Sadece sinirleniyorum hatırlayınca o. Niyeymiş o? Bir ay oldu. Bana yaptığı haksızlığı ortaya çıkardım. Bırak özür dilemeyi, beni aramayı bile denemedi. Devacığım, babam yasakladı ya. Zaten telefon numaralarımızı değiştirdik. Adam arayamaz, arasa da ulaşamaz. Gülcemal'den bahsediyoruz. O beni nerede olursam bulur. Du yani. Öyle demişti bana da. Ama inat işte. Değil mi? Sırf inadından yapıyor. Keçi ya. Keçi inadı değil mi? Bakayım. Gülcemal. Gülcemal. Ay tam oldu. Vallahi cuk oldu. Allah. Evet. Günaydın. Günaydın. Ah, tanıştınız mı? Evet, tanıştık. Tanışmaz olur muyuz? Çok da sevdik birbirimizi. Ha? Oh, gel birazcık süt içelim. Ha? Arkadaşımdan aldım bunu. Daha da alacağım. Nasıl, kesmeyeceğiz değil mi? Yok canım, olur mu öyle şey? Ay baba. Gel birazcık süt içelim. Oy. Bırak elinden bir bölümü gitsin, hayvancağız rahat rahat otlasın. Sana bir sabah kahvesi yapayım mı? Ah, yap kızım, yap yap. Mua. Yapayım bakayım. Bırakıyorum biberini o zaman. Bırak artık, bırak. Oh. Rüyada birinin sizi alnınızdan öpmesi, o kişinin sizin kaderiniz olduğuna delalet eder. Ay yok artık. Daha neler. Bir nevi alın yazısı. Aleyna'cığım sen onları av köşküne az sonra git diğerlerine. Tamam ana. Efendim? Karana? Deva? Sen misin kızım? Evet benim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim yavrum, iyiyim. Çok merak ettik seni. Ben de iyiyim. Ya ben çıkarken sana ne teşekkür edebildim, ne veda edebildim. Hele ki sen bana o kadar yardım etmişken... Hiç içime sinmedi öyle çıkmak, o yüzden aradım seni. Ah be yavrum, ne teşekkürü, ne vedası. Ben ne yaptım ki? Ama çok sevindim aradığına. Bu ev sensiz bomboş. Yokluğunu o kadar hissediyoruz ki. Ama bir tek sen hissediyorsundur herhalde yani. Senden başka kimsenin umursadığını sanmıyorum. Hele onun hiç. Gülcemal'in mi? Onun işte. Sordu mu beni? Cemal Bey'iniz. Sormadı. Burada her şey çok değişti Deva. Gülcemal hiç iyi değil. Günlerdir odasından bile çıkmadı. İlk defa bugün çıktı odasından. Neden? Çünkü Gülcemal çok hasta. Ne oldu? Neyi var? İyi mi? Kötü şeyler yaşıyor. Ama bunları benim anlatmam doğru olmaz. Gülcemal kızar sonra bana. Yok zaten söyleme çünkü seni de ajan falan sanar. Ajanlıkla suçlar. Hiç gerek yok yani. Ayrıca ben onu merak etmiyorum ki. Onun için de aramadım. Ben senin için aradım. Seni özlediğim için. Biz de seni çok özledik. Hem de çok. Deva. Sen neredesin kızım? Ben seni ararım yine. Görüşürüz. Şuna bak ya. Kibrinden beni sormamış bile. Hayır ben sana çok mu meraklıyım sanki? Kimle konuşuyorsun Deva? Karana'yla çıkarken ben ona veda edememiştim de çok ayıp oldu yani. O kadar yardım etti bana. O yüzden bir en azından teşekkür edeyim dedim. Ne olsun istiyorsun? O manyak gelsin yine bulsun mu bizi? Ne alakası var İpek? Acı nerede olduğumuzu söylemedim ki. Ya yemin ederim söylemedim. Tamam arama bir daha. Al kahve yaptım. Şşş. Ne? Babama söyleme ama tamam mı? Tamam söylemeyeceğim. Çık kolundan dökülecek. Kızıyor sonra. Tamam. Söylemeyeceğim Deva. Tamam çok teşekkür ederim. O zaman ben mülakat tarihi için haber bekliyorum sizden. Tamam. Görüşmek üzere. Kimdi o? Başvuru yaptım demiştim ya firmalara. Onlardan dönüş geliyor işte. Mülakat için çağırıyorlar. Ay sonunda köy hayatına, şehir hayatına geçiş. Yemin ederim beynimin içinde fonda sürekli saz çalıyor ya. Ya böyle tezek kokuları, çan sesleri, ay. Vallahi ben sevdim. Vallahi çok sevdim. Doğal yaşam. Ha, organik tarım da yapalım istersen. Hadi artık, hadi başlayın, soğutmayın. Bu işten sıyrılamayız diye düşünüyordum ama bakın. Zafer Hanım da Gülcemal de ne kadar uzakta kaldı. Çok şükür. Nereye kızım? Deva ne oldu? Ne arıyorsun sen burada? Nasıl buldun bizi? Konuşmak istiyorum. Benim kızımın seninle konuşacak hiçbir şey yok. Hadi git buradan. Rahat bırak bizi. Konuşacağım. Fesubhanallah adam laftan da anlamıyor yahu. Bana bak bana. Babacığım biraz izin verir misin? Ne? Deva? Sen hala ne konuşacaksın bununla? Sen içeri geç ben geleceğim. Konuşmak mı istiyorsun? Evet, bak eğer konuşabilirsek... Konuşamayız. Sen o hakkı kaybettin. Süren doldu. Benden özür dilemediğin o gün... sen o hakkı kaybettin. Şimdi gidebilirsin. Konuşmadan gitmem. O zaman çok beklersin. Beklerim. Benim zamanım çok. Jandarmayı arıyorum ben. Gerek yok, gidecek. Gitmez o. Gidecek. Sabaha kadar burada bekleyecek değil ya. Vallahi ben de o kadar emin olamıyorum. Arıyorum. Aramasam mı baba ya? Şimdi bu manyak deli ya. Bir şey kurulur, eder, hırs yapar, bizim başımıza bela olur. O yokmuş gibi davranın lütfen. Yemeğimizi yiyelim biz. Babacığım. Yiyecek hal mi bıraktı adamda? Soğutma çorbanı. Çok güzel olmuş, içsene. İçiyorum ben. Deva, bu adam neden duvara vuruyor? Kafayı yiyeceğim. Ben buradayım diyor. Seni bırakmadım. Babam da sabaha kadar bir taşla demire vurmuştu ben onun evinde ilk kaldığım gece. Ay. Ne kadar romantik. Sen de eridin burada. Erimedim tabii ki İpek. He, erimedin. Çık dışarı konuş da şunu gönder. Konuşmayacağım. Deva, sabah olacak neredeyse, dışarısı buz gibi. Adam donarak ölecek kapıda, hayır başımıza kalacak. Kocaya hiçbir şey olmaz. Yat. Of. Of. Üf. Bana bak, hemen çekip gitmezsen jandarmayı arıyorum. Arayıp ne diyeceksin? Yaptığın haneye tecavüze girer, bahçem desin. Orası da bana ait. Bin arabana ve dışarı çık. Babası bir dert, kızı bir dert. Ne inat bir aile bunlar. Sen benim aklımı koru. Deva Hanım. Buyurun. Şu zevkine her seferinde hayret ediyorum biliyor musun? Öyle mi? Öyle. Bilmiyordum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Artık özür safhasına gelmiş bulunmaktayız herhalde. Değil mi? Yo yo. Özür dileyeceğim demedim. Konuşmak istiyorum dedim. Tebrik ederim Cemal Bey. Hem suçlu hem güçlünün kelime anlamısın. Hı hı. Aynen. Hadi getirin bakalım yemeklerimizi. Sağ ol. Afiyet olsun. Aman dikkatli iç. Sonra abartınca ne yapacağım belli olmuyor. Ay, sanki beni çok tanıyorsun da. Evet. Seni çok iyi tanıyorum. Hı. Evet, hem de çok iyi. Hı. Anlat o zaman. Nasıl biriymişim ben? Okey. Yemeklerden eti seviyorsun. Bir de patlıcan salatası. Çiçeklerden gül. Günlerden perşembe. Biraz hayalperestsin. Allah'a inanıyorsun. Bir de isterse sana her şeyi verebileceğine. Sudan korkuyorsun. Yüzmeyi bilmiyorsun. Sinirlendiğinde kaşlarını kaldırıyorsun. Bir de böyle dudağının kenarı seyiriyor. Sonra heyecanlandığında ve üşüdüğünde ellerin kızarıyor. Bir de uyurken bıdı bıdı konuşuyorsun. Sen bayağı incelemişsin beni. Dedim ya, ben seni çok iyi tanıyorum. Ama sen beni tanımıyorsun. Annenin Zafer Hanım olduğunu biliyorum. Sizi bir adam için terk ettiğini de biliyorum. Ve ne kadar çok acı çektiğini de biliyorum. Öğrendim demek. Ama benim hikayem ondan sonra başlıyor. İstersen anlatabilirim. Annem Mustafa Pehlivan'la çoktan evlenip bizi geride bırakmıştı. Ama ben nedense annemin bir gün geri döneceğine inanıyordum. Dönmedi tabii. Onu günlerce, gecelerce bekledim. Aradan bir yıl falan geçmişti. Bir gün pikniğe gittik öyle hep beraber. Çocukmanın kaybolduğu gün. Sen nereden biliyorsun bunu? Gülendam anlattı. Evet, o gün. Annemin kocası olacak Mustafa Pehlivan denen herif. Babama bir fotoğraf getirmiş. Fotoğrafta annemle kendi var. Annem Armağan'a hamile. Mutlu bir aile fotoğrafı. Annem de öyle güzel gülmüş ki fotoğrafta. Ben babamın ölümünden hep o gülüşü suçladım, biliyor musun? O gülüşü sorumlu tuttum. Annemin gülüşü babamın eceli oldu dedim hep. Babam kendini astığının avucunda o fotoğraf vardı. Başın sağ olsun. Sağ ol. Armağan'a niye söylemedim peki? Hala sizi babasının çocukları sanıyor. Söyleyemedim ki. Babam öldüğü akşam deli gibi koştum. Aklımda o fotoğraf vardı hep. Annemin evine vardım. Kapıyı Mustafa Pehlivan açtı. Ben de onun kalbinden bıçakladım. Armağanı işte bu yüzden söyleyemedim. Düşünsene, bir gün yüzünü bir kerecik bile görmediğim babanı benim öldürdüğümü bilsen. Beni affeder misin? Söyle. Babanın katili olduğumu bilsen. Beni sever miydin? Yüzüme bakar mıydın? Bakma. İşte öyle. Gerçi ben söylemesem bile annem söyledi. Babasının katilinin ben olduğumu. O gün siz gittikten sonra oldu bütün bunlar. Şimdi yüzüme bile bakmıyor. Benden nefret ediyor. Sonra cezaevi süreci başladı. 4 yıl ıslah evinde kaldım. Şeker portakalını bulduğum yer. Aynen. Cezaevinden çıktıktan sonra tekrar döndüm Bursa'ya. Annemi görmek için. Ama çok daha kötü olmuştu. Benden nefret ediyordu. Bana defol git dedi. Defol git dünyanın öbür ucuna. Seni gözüm görmesin. Ben de öyle yaptım. Gülendam alıp İstanbul'a gittim. Bizim Vefa'yı da orada tanıdık. Hı. Sokakta kalıyorduk birlikte. Sokakta mı? O kadar yani. Sonra 7-8 ay o şekilde idare ettik. Sağda solda. Bir kadın çıktı geldi bir gece. Bize battaniye getirmiş. Ekmek de getirmişti. Hatta arasına peynir bile koymuştu. Kim o koca yürekli kadın? Ben de öyle dedim biliyor musun? Kim bu koca yürekli kadın? Ben dedi sokakta kalan çocukların dedi anasıyım. Adım Gara. Karana. Karana. Biliyordum biliyor musun? İlk günden beri o kadının çok iyi bir insan olduğunu biliyordum. O benim canım. Sonra birkaç defa geldi gitti yanımıza. Bir gün ama öyle soğuk ki Gülendam da hastaydı. Karana ilk defa bize evini açtı. Hı. Zaten fakir fukara yaşayan bir kadındı. Balat'ın eski sokaklarından birinde bir bodrum katta yaşıyordu. Ama biz o günden sonra sokakta kalmadık artık. Sağ olsun. Tabii ben yeni yetişiyorum. Delikanlıyım o zaman. Bizim mahallede Cevher abi vardı. Hı. Gemilerde çalışıyordu. Gemide? Hı hı. Bana da kruz gemilerinde bir iş ayarladı. İşe başladım. Dünyanın öbür ucuna mı gittin yani? Evet. Her yerini gezdim. Önce mutfakta başladım. Tabii güzel çocuğum. Beni komi yaptılar. Sonra garson. 4 yıl çalıştım. Birçok dil öğrendim. Bir sürü insan tanıdım. Yeni hayatlar, yeni görgüler, yeni hikayeler. Dedim böyle bir hayat da varmış. Bana sorsalar hayatının en güzel günleri ne zamandı diye, kesin o günlerdi derdim. Böyle işte. Şimdi çok zengin bir adamsın. Tabii bu değirmenin suyu nereden geliyor, değil mi? Bir seyahat esnasında bir adam tanıdım. Çok zengin bir adamdı. Onun hayatını kurtardım. O da sana para mı verdi? Hayır, hayır. Para vermedi. Bana imkan sağladı, iş imkanı. Adamın çoluğu çocuğu yoktu, kimsesi yoktu. Bana babalık yaptı, yol gösterdi, hayatı öğretti. Bütün imkanlarını seferber etti. Ne güzel adammış ya. Pek öyle biri değildi. Nerede peki şimdi? Sen bana bunları niye anlattın şimdi? Zamanla öğreneceksin. Evet Deva Hanım. Hadi gel bakalım. Nereye gidiyoruz böyle? Ne o? Merak mı ettin? Sana bir şey göstermek istiyorum. Ah, benimki. Gündüz bindiğim at. Gel. Adın ne senin? Adını söylemedin bana. Adı ne? Adı Kanat. 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 Neden Kanat biliyor musun? Neden? Çünkü bu güzel kız uçuyor. O uçan bir at. Ve artık senin. Sen benim dileklerimi mi çaldın? Uçan bir atım olsun istiyorum. İbrahim babanın öz babam olmadığını da oradan biliyorsun. Deva. Bütün hikayemi anlattım sana. Biliyorum çok kötü şeyler yaşadık. Ama başa saralım. Yeniden tanışalım. Kanat'ı da yeniden tanışmamızın bir hediyesi olarak kabul et benden. Hı? Yeniden tanışınca ne olacak? Benim yanımda ol Deva. Zafer Hanım'a karşı birlikte çalışalım. Yeni bir marka kuralım. Güzel işler yapalım istiyorum birlikte. Zafer Hanım'a karşı elini güçlendirmek istiyorsun. Annenin son yaptığının da acısını çıkaracaksın. O kendi aklınca her şeyi kaybettiğimi düşünüyor. Seni, armağanı. Ben de bunun böyle olmadığını göstermek istiyorum. Benim için değil yani. Bir baksana bana. Bir bak bana. Ben Deva. Benim bir kalbim var. Bir gururum var. Benim de bir hikayem var biliyor musun? Sen beni incittin. Eziyet ettin bana. Haksız yere suçladın beni. Suçsuz olduğum ortaya çıktığı halde geçtin karşıma. Bana kendi hikayeni anlattın. Gülcemal, bak gerçekten başına gelen her şey için çok üzgünüm. Ama senin bana bir özür borcun vardı. Ben böyle uçan atlar, yemekler, elbiseler falan istemiyorum. Ben sadece özür istiyorum. Gözlerimin içine baktığım ama öyle hesapsızca, kitapsızca, menfaatsizce. Özür dilemem. Ama ben bugün anladım zaten Deva, senin için annenle olan savaşında kullanacağın tasarımcı bir kızdan başka bir şey değil. Ama bu benim savaşım değil. Anladın mı? Ben senin intikam planının bir parçası değilim. Şimdi köye gitmek istiyorum. Geri götür beni. Sabah erkenden döneriz. Deva. Özür dilerim. Sana çok büyük bir haksızlık yaptım. Zorla alıkoydum seni evimde. Bu büyük bir hataydı. Babana istemeden zarar verdim. Bu da büyük bir yanlıştı. Adaletsizlik ettim biliyorum. Sonra da hiç suçun yokken sana inanmadım. Ve seni kaybettim. Bütün bu olanlar için özür dilerim senden. Tüm içtenliğimle söylüyorum. Gerçekten özür dilerim. Bak. Tabii ki benimle çalışmak zorunda değilsin. Bencilce davran. Haklısın. Bu senin savaşın değildi. Ama bir yandan da düşünüyorum... Hani böyle olmasaydı nasıl olacaktı ki? Neyse. Ama... Ev sensiz çok boş. Öyle işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.